Öyle mi? Öyle mi? Burası Osmanlı toprağı. Burası Osmanlı toprağı. Arabistan değil. Bu benim nenelerim bu burayı. Kıyafetimi düzeltti. Benim nenelerim çarşafla aldı burayı. Peçeyle aldı. Çanakkale'de mini etekliler olmadı. Senin hakkın yok benim çarşafıma laf söylemeye. Anladın mı? İlim yok, teknik yok, teknoloji. Öyle mi? İlim senin gibi insanların kıyafetine hakaretle mi oluyor? İnsanların peçesine hakaretle mi oluyor? Bilim bu mu? Benim nenem aldı bu Çanakkale'de burayı, bu toprakları, bu örtüyle. Senin hakkın yok benim peçeme laf söylemeye. Anladın mı? Bana hakaret etmeye hakkın yok. Telefonunuz var mısın? Evet var. Beyefendi, ben yolda geçerken hiçbir şekilde benim ona sözlü bir sataşmam olmadığı halde kayıtlarda var. Bana bu ne ya, bu ne ya, burası Arabistan mı, burası Atatürk Cumhuriyeti diye bana hakaret etti. Benim Çanakkale'de nenelerim bu örtüyle aldı burayı. Burası Osmanlı toprağı. Beğenmiyorsan Fransa'ya gidebilirsin. Siz de beklemiyorsunuz. Şikayetçisiniz. Evet, ben şikayetçiyim efendim. Polis Bey. Tamam, ekip çağıralım. Ekip götürür, ona göre karakolda ifadenizi alır, onu göre değerlendirir. Burası Türkiye Cumhuriyeti'ymiş, Arabistan değilmiş. Ben bu kıyafetle burada dolaşamazmışım. Senin kıyafetinize çekeceğim. Madem Atatürk'ün inkılaplarını savunuyorsunuz, Atatürk demokrasiyi de getirdi. Siz kendi ilkelerinizin değerlerine bile sahip çıkmıyorsunuz. Demokrasiyi savunuyorsunuz. Demokrasiyi savunan bir adamsan benim burada o zaman özgürce dolaşabilme hakkım olduğunu da bilmen gerekiyor. Ben demokrasiyi savunmuyorum ama sizin inandığınız ilkelerde demokrasi varsa ben bu yoldan geçerken bana hakaret etmeye hakkın yok. Anladın mı? Bıktırdılar artık ya, bıktırdılar yani. Bıktırdılar. Kendilerinden başka hiç kimseye tahammülleri yok. Tamam, siz de ister misiniz? Susmayacağım abi. Hangi yolda geçersek bu hakareti duyuyoruz. Yeter artık ya. Ya şu anda şu konuşmayı düzeltecek bir durumumuz yok. Şimdi karakolda şikayetçi olursunuz. Şikayetçiyim. Beyefendiden şikayetçiyim. Ben de senden şikayetçiyim. Valla şikayetçi olabilirsin. Ben sana hiçbir sözlü hakarette bulunmadım. Ben yolumda gidiyordum. Bana hakaret eden, bana laf söyleyen sensin. Anladın mı? Cumhuriyeti demek hakaret değildi. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsam kendi örtümü örtmek benim hakkım. Kanunları önce oku, ondan sonra. Kılık, kıyafet, herkes serbesttir. Tutar mısınız dışarıda? Tamam. Ekip gelecek. Şikayetçi olacaksınız. Tamam. Ben de bundan şikayetçi. Tamam. Tamam, şikayetçi olursunuz. Geldim, siz polis merkezine anlatıyorsunuz. Şu an ortamı gelmeye... Bıktırdılar bir abi ya. Bıktırdılar yani. Tutar gerçekten. Şu an ortamı gelmenin bir manası yok. Bekleyin. Çek. Çek abi, çek. Çek. Delil teşkil etsin. İzinsiz çekmek yasak. Yo yo, bana hakaret ediyorsan ben bunu savcıya delil olarak vereceğim.